Futbol İzon'dan merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Ligin ilk haftasında önemli karşılaşmalar oynandı ve onları neredeyse geride bıraktık. Sadece pazartesi maçları kaldı. Bu manada baktığımızda Süper Lig'de heyecanın başladığını net olarak söyleyebiliriz. Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray kendi sahasında, Beşiktaş deplasmanda, hem de çok önemli bir deplasmanda, Trabzonspor deplasmanında kazandı. Fenerbahçe'de Karadeniz'in diğer ekibi Çaykur Rizespor'a karşı Rize'de kazandı. Dolayısıyla 3 büyükler kazandı. Trabzonspor kaybetti. Şimdi Başakşehir'in karşılaşmasına da bakacağız. Yani ligin zirve iddialısı takımların genel durumu böyle. Ama bundan daha önemlisi, takımlar acaba nerelerde eksiklerimiz var, neleri takviye yapmamız gerekli düşüncesini en azından uygulamalı olarak sahada gördüler ve takımların eksikleri de ortaya çıktı. Trabzonspor'un ciddi 3-4 oyuncu eksiği ortaya çıktı. Beşiktaş'ın kazanmasına rağmen eksikleri olduğu düşüncesi net bir şekilde görüldü. Galatasaray'ın orta alan takviyesi çok önemli. Fenerbahçe'nin de santrofor bölgesinde Frey ile o işlerin olmayacağı çok net olarak görüldü. Dolayısıyla hani birçok transfer gündemde ama biz genel anlamda bu tür nokta atışların gerektiğini ilk haftadan gördük. Şimdi bu noktadan yaklaşarak Fenerbahçe'nin özellikle santrofor transferine odaklandığını söyleyebiliriz. Çünkü santrofor bölgesinde hemen hemen hiç oyuncusu kalmadı diyebiliriz. Şöyle söyleyelim, Frey bence Fenerbahçe'nin oyuncusu değil, onu bir kenara yazalım. Mamet Yam'ı da hoca, Erol Hoca santrofor olarak düşünmedi. Zaman zaman belki oynatacaktır ama Ener Valencia yine kanat forvet gibi bir düşünce içerisinde oynuyor ama takviye yapılabilir, o bölgeye gelebilir. Ama hepsinden daha önemlisi galiba Emre Belözoğlu'nun, yani sportif direktör mü diyelim, idari direktör mü diyelim, tam konumu da açıklanmadı ama Emre Belözoğlu'nun söylediği sözler, daha doğrusu Tümer Metin'e söylediği sözler: bir tane 30 gol atacak, bir tane de 15 gol atacak, iki tane santrofor alacağız diyor. Yani sonuç itibariyle burada bir kere 45 gole imza atacak oyuncuya ihtiyaç olduğu, santrofora ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu rakamlar çok ciddi rakamlar. Yani ligde işte 24 gol, 22 gol geçen sezon Sörloth, Sisse, yani bunun üzerinde bir iddia ortaya koyduğu gerçeğini vurgulamamız lazım. O zaman iddia bu kadar güçlüyse alacağınız oyuncunun da bir o kadar güçlü, tartışılmaya açık olmayan oyuncu olması lazım. Bu manadan bakıyoruz ve gerçekten de tartışmaya açık olmayan isimler gündeme geldi. Bunların olabilirliği, olasılığı ne kadar, onu da tartışacağız. Ve acaba hangisi olursa bu 30 artı 15 gerçekleşir, ona da bakmaya çalışacağız. Şimdi gerçekten 3 önemli oyuncu gündeme geldi santrofor bölgesinde. Birincisi, benim çok beğendiğim, yani bir Türk kulübü neden alamaz dediğim ama almanın da kolay olmadığı bir Bastos var. Bastos Hollandalı, hepimizin bildiği gibi 18 kez Hollanda milli takımının formasını giydi. Orada tabii paylaşım çok olduğu için gol sayısı yüksek değil. Burada önemli nokta Wolfsburg, Sporting ve Eintracht Frankfurt şeklinde giden bir süreci var. Bu manada hani önemli bir oyuncu olduğunu söyledim ama Eintracht Frankfurt'la 2022'ye kadar da sözleşmesi var. Üstelik de Hütler onu çift forvet oynadı. Yani daha doğrusu takımı 3-4-1-2 oynadığı için iki tane santroforla oynuyor. Biri Andre Silva, ki son kupa maçında, 1860 Münih maçında Andre Silva ile Bastos birlikte oynadılar ve hatta Bastos'un golü de var. Gerçekten çok beğeniyorum. Türkiye'ye gelse hani 30 atar mı bilmiyorum ama 20'li gollerin üzerine çıkacağına emin olduğum bir santrofor. Ha, kenarda bir Paciência var. Hani Paciência, Andre Silva, Bastos, ama 3 tane santrofordan birini hoca vermek ister mi? Bu çok gerçekten soru işareti bir durum. Ancak şunu söyleyeyim, 2019-20 sezonunda 32 maçta 10 gol 2 asist yaptı. Ama özellikle Sporting'de mükemmel sezonları olduğunu söyleyebiliriz. 49 maçta 34 golü olan bir 2017-2018 sezonu var ki bu mükemmel bir sezon. Ama sezon ortalamasında
Özellikle işte söyleyebileceğimiz 23 goller, 34 goller var kariyerinde. Böyle baktığımızda hani sizin 30 gol, Türkiye Ligi için 30 gol barajı dediğiniz yerde Bastos'un ismini yazabilirsiniz. Ama ben şöyle söylüyorum, Eintracht Frankfurt'un onu bırakma ihtimalinin çok yüksek olduğuna inanmıyorum. 2022'ye kadar sözleşmesi olduğu için talip olsanız nereden bakarsanız bakın 6 ila 8 milyon euro civarında bir bonservis ücreti isterler. Oyuncunun kendi istediği para hariç. Öyle olunca da Fenerbahçe'nin işinin çok zorlaşacağını, alma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyorum. Ama söylediğim gibi benim gerçekten de çok beğendiğim bir oyuncu olduğunu vurgulayabiliriz. Şimdi gelelim Mandzukic'e. İkinci tercih Mandzukic. Şimdi Mandzukic'in kariyeri, müthiş parlak bir kariyeri var. Bayern Münih, Juventus, Atletico Madrid. Adeta bir kupa koleksiyoncusu desek yanlış olmaz. Ama El Duha ile gitti ve oradaki kariyeri çok parlak değil. Yani kupa koleksiyoncusu diyorum. Şampiyonlar Ligi var, Alman Ligi şampiyonluğu var 2 kez, İspanya Süper Kupası var, 4 kez İtalya şampiyonluğu var Juventus'la, UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası var Bayern'le. Yani adeta bir kupa koleksiyoncusu diyebiliriz. Hırvat milli takımında da 89 milli takım maçı 33'te golü olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu oyuncunun özellikle 2018-2019'dan sonra ve El Duhail performansının çok yüksek olmadığını söyleyebiliriz. Bir nokta daha var. Arap coğrafyasının ne kadar kritik olduğunu hep söylüyoruz burada. Arap coğrafyasına giden oyuncuların dönüşlerinde sıkıntılar oluşuyor. Ama buradaki en önemli avantajı da söyleyelim. Oyuncunun bonservisi elinde, 34 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu gerçekten çok büyük bir avantaj. Ayrıca şunu da söyleyelim. Hani gol açısından baktığımızda 2017-2018'de 33 maç, 10 gol, 6 asisti var Juventus'ta. 2018'de ayrıca milli takımda da 8 golü var. Yani 18 gollük bir yıl performansı var. Ama 2014-2015 onun zirve yaptığı yer. Atletico Madrid'de 43 maç 20 gol ve milli takımda 21 maç 8 gol, toplam 28 gol 7 asiste, yani 35 gole tesir etmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Tanım olarak 35 gol ve Mandzukic birbirine uyuyor ama Arap coğrafyasında olması en büyük handikapı, avantajı bonservisinin elinde olması. Bu noktada düşünülebilecek oyuncular arasındaki Emre Belözoğlu'nun Mandzukic'le de temas kurduğu gerçeğini sizlerle paylaşalım. Şimdi gelelim hani yıldızları sona bırakmak lazım. En iyisi, en büyüğü hangisi olur derseniz tabii ki Edinson Cavani. Uruguaylı oyuncu 33 yaşında ve Paris Saint Germain'den ayrıldı. Ayrılınca bonservisi elinde. Yani bu korkunç bir avantaj, büyük bir avantaj. Ama çok yüksek rakamlar alıyor. 9 milyon eurolardan bahsediliyor. Şunu unutmamak lazım. 33 yaşında olduğu için artık 9 milyon euroyu ona sürekli verecek takım bulmak kolay değil. Buralarda geri adım atmak zorunda kalacaktır. Ve 2019-2020 sezonundaki maç sayısının 22, gol sayısının da milli takımla beraber diyelim, milli takımı da sayalım, 12 golü 1 asisti var. Milli takımda 5 golü var. 7 golü de 22 maçta var. 8 gole tesir etmiş. Sezon olarak baktığımızda da, bir sezonda attığı gol olarak baktığımızda da 12 golü var. 2018-2019 sezonunda 23 gol 6 asisti var. Tam da 30'a neredeyse yaklaşıyor. Ve 16 gol de milli maç golü var. Yani gerçekten müthiş bir sezon. 2018-2019 sezonu onun için çok parlak geçmiş bir sezon. Yani 39 gol 8 asist gibi korkunç bir rakama ulaşmış milli takım artı kulüp takımıyla birlikte. Keza 2017-18'de 48 maçta 40 gol 9 asisti var. Yani şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Tam da tarif edilen oyuncu Cavani'ymiş gibi görünüyor. Hani bir söz var, Cavani'ye kim itiraz eder? Gerçekten de Cavani'ye kimsenin itiraz edeceğini düşünmüyoruz. Uruguay milli takımının formasını 116 kez giyip 50 gol atmış. Yani ortalama %45'lere varan bir gol sayısı var maç başına. Bu noktadan baktığımızda Cavani gerçekten çok parlak. Tam da hani Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir oyuncu olduğunu, santrofor olduğunu söyleyebiliriz. Peki nasıl alınacak? Bu kadar ekonomik krizde, finansal fair play'in sıkıntılı olduğu bir süreçte nasıl alınacak? Onun da yolunu Fenerbahçe
pardon, şöyle bulmaya çalışıyor. Bir miktarını kendisi verecek Fenerbahçe, bir miktarını da sponsor Fenerbahçe kulübünün kulübüne gönülden bağlı bir iş adamı vasıtasıyla sponsorluğunu çözmek ve bir miktarını da sponsorun ödemesi şeklinde bir anlaşma yapmak istiyor. Bunların içerisinde kim gelir derseniz, kimi istersiniz derseniz, tabii ki sıralamada bir numarada ben kesinlikle Edinson Cavani'nin gelmesini tercih ederim. Hatta birçok kişinin söylediği gibi hani formasını da gidip alırım diyorlar ya, işte Edinson Cavani forması alınacak bir transfer diye söyleyebilirim. İkinci olarak ben Bastos'u düşünürüm ama ihtimali zayıf. Üçüncü olarak da Mandzukic'i. Neden? Mandzukic'in bir Arap coğrafyası, dolayısıyla bir arası var. O arayı kapatmak açısından sıkıntısı olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca yaş olarak da Mandzukic bu üçünün arasında onlara göre daha yaşlı. Çünkü Bastos 31 yaşında, Edinson Cavani 33, Mandzukic 34 yaşında. Şimdi gelelim, bunlardan birinin yanına acaba Sisse'yi mi koyacak Fenerbahçe diye bir soru işareti de var. Sisse de ligimizde 20 golün üstüne çıkabilen bir oyuncu. 15 artı olan da Sisse mi diye bir soru işareti var. Bunlardan biri artı Sisse, gerçekten o da mükemmel bir santrafor seçimi olur. Bakalım bize ne gösterecek. Ben kanaatimi söyledim, sıralamamı söyledim. Sanıyorum sizler de bir düşünceye sahip olacaksınız. Cavani, Bastos, Mandzukic sıralaması ve sonrasında da bir Sisse hamlesi. Bunlardan biri artı Sisse hamlesi Fenerbahçe'nin bu şampiyonluğu hedeflediği sezon için mükemmel bir tercih olur. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Bizden gelen videoları erkenden bildirimleriyle alabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Futbol dolu günlerle kalın.